Evet, son sayfa devam ediyor değerli izleyiciler. Hayri Beşer ve Evren Turhan'la birlikteyiz. Arkadaşlarımız çok önemli bir gelişmenin peşindeydiler. Ve o son dakika, o kırmızı geldi. Oğulcan Çağlayan Galatasaray'da 24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık anlaşma sağlandı. Aykut İnce istihbaratın sahibi, detayları Aykut İnce'den alalım. Mustafa, tabii 4 yıllık anlaşma tamam ama çok ince pürüzler kaldı ki o da giderilmek üzere. Muhtemeldir ki resmi dönem başlar başlamaz Galatasaray'ın ilk kap bildirimi Oğulcan Çağlayan olacaktır. İş bitti. Hayırlı olsun hem Oğulcan Çağlayan hem de Galatasaray camiasına. 2-2 biten Antalya maçından sonra yoğun bir telefon diplomasisi gerçekleştirdim hakikaten. Galatasaray'da çok önemli transfer haberlerini paylaşacağız sevgili Mustafa Göksu. İlk artık garantilenmiş teyitli bir haberi paylaştık izleyicilerimiz, daha spordaki izleyicilerimizle. Oğulcan Çağlayan 4 yıllık kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak. O da 4 Ağustos tarihinde. Çok ince pürüzler kaldığını vurgulamakta fayda var sözleşmede. Bir bilgi daha, onu da söyleyeyim. Oğulcan Çağlayan'ın 5 milyon TL, yıllık 5 milyon TL'ye imza atacağını da izleyicilerimizle paylaşalım. Bu bir. İki, Emre Kılınç da yüksek ihtimalle sarı kırmızılı formayı giyecek ama onun tabii ki de sözleşme detayları, kaç yıllık imzalayacağı konusunda henüz netlik oluşmadı. Bu yüzden şu noktada paylaşmak çok doğru değil. Ama sarı kırmızılı takım Emre Kılınç'ın da işini bitirdi. Oğulcan Çağlayan zaten Galatasaray'la adı geçiyordu. Ama burada ne zaman imza atacak? Kaç yıllık sözleşme imza atacak? Alacağı ücret ne? Bu noktada izleyicilerimizi küçük de olsa aydınlatmış olduk. Oğulcan Çağlayan'ın kap bildirimi dediğimiz gibi 4 Ağustos tarihinde gelir. Arkasından Emre Kılınç ve daha sonra yine bu ve buna benzer yerli oyuncularla ilgili Galatasaray arka arkaya patlatacaktır haberleri. Kamuoyuyla paylaşacaktır mutlaka. Tabii sarı kırmızılılarda gidecek oyuncuları da ayrıyeten konuşmakta fayda var ama bu noktada çok da fazla ben yoruma kaçmayayım. Yorumu mutlaka Hayri Beşer ve Evren Turan yapacaktır. Bu net bir bilgidir sevgili Mustafa Göksu. Artık Oğulcan Çağlayan sarı kırmızılı formayı giyecek. 24 yaşındaki genç oyuncu, umut vadeden oyuncu 4 yıllık sözleşme imza atıyor. Aykut İnce, çok teşekkür ederim katkılarından dolayı ve bu kırmızı önemli bir detay tabii. Galatasaray'da transferlerin çok hızlı şekilde devam ettiğini, sürdüğünü, büyük bölümünün bittiğini de biliyoruz. Oğulcan, Kerem değil mi? Önemli oyuncular. Daha anılan ona yakın futbolcu var Galatasaray'da. Oğulcan Çağlayan transferi, Evren Turan, ne diyeceksiniz? Yani Oğulcan Çağlayan beğendiğim bir oyuncu. Rizespor'da belli oyun oynadı. Kalitesi var. Milli takımımızda da oynadı. Ön tarafta etkili, kuvvetli. Galatasaray'ın bu dönemde özellikle seneki projesinde genç oyuncuların olması, daha dinamik, daha bir genç takım oluşturmada takıma katkısı sağlayacak. Yani direkt 11 oyuncusu olur mu? Onu zaman gösterecek. Biraz zor gözüküyor yani şu anki benim bakış açımla. Çünkü Anadolu takımı da farklıdır. Büyük takımlar çok farklıdır. Tabii. Ama seneki kadroya baktığında yapılanmaya, yabancı sınırlaması derken belli Türk oyunculara şanslar gelecek. Bu bir gerçek. O zaman bir son dakikada ben vereyim mi kırmızı? Lütfen. Yani Aykut İnce gibi olamam da sonuçta ben de biliyorum. Yani Galatasaray'da aslında bugün tweet attım da Emre Kılınç da bu hafta açıklayacak Galatasaray takımı. Anlaştılar. Kaç yıllık bir anlaşma var? Yani anlaşmanın tamamı, o da 4 yıllık olabilir büyük bir ihtimalle. Uzun süreli bir anlaşma yaptılar. Emre Kılınç da seneye Galatasaray formasını giyecek. Yani haftayadan sonra Galatasaraylılar Galatasaray Story'den Emre Kılınç'ın formalarını yavaş yavaş almaya başlarlar. Ben de şimdi onun müjdesini vereyim. Çünkü neden? Türk oyunculara baktığımızda hoca kanat oyuncusu olarak Emre Kılınç'ı çok beğeniyor. Hem de çok istiyor. Ve onunla görüşmede, zaten görüştüğümde de kadroyu sayarken Emre Kılınç saydı hoca bana. Seneydi kadrosunu. Yani Emre tamamıyla bitmiş. Ha, Emre ile ilgili anlaşma var. Çünkü hoca kolay kolay seneyenin yapılanmasında daha şimdiden o kadroyu saymaz. Tabii. Emre Kılınç deyince, Emre Kılınç dedim, Galatasaray'a baktım. Yani Galatasaray kadrosunda yok şu an. Ama hani kadroda onu sayınca diğer gençlerle beraber işte Atalay Babacan, öbür diğer oyuncuları saydı. Emre'yi de kadroya katacağımızı söyledi ama şimdi artık rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman da söyledim ama şimdi daha net söyleyebiliriz.
yazabilirler. Emre Kılınç da haftaya açıklar Galatasaray takımı. Emre Kılınç da hayırlı olsun Galatasaray'a. Bambaşka bir kadro kuruyor. Evet. Sarı kırmızı. Daha biraz daha kenar oyunda enerjik bir oyuncu. Ryan Babel şimdi kadroya gelecek ama sonuçta kalıp kalmayacağı belli değil. Hoca çok istemiyor. Yani o yaş ortalaması yüksek olduğu için kampta performansına bakacak veya takım bulursa gönderecek. Ama Emre Kılınç bu takımın içerisinde solda oynar, sağda oynar, 10 numara gibi oynar. Her türlü kullanabilirsin. Enerjiyi yükseltir bir kere. Gerçekten çok evet. Etkili bir oyuncu ve hani Oğulcan Çağlayan'dan daha çok katkı yapacağına, daha rahat olacağına. Hem milli takım oyuncusu zaten sonuçta. Tabii. Hep milli takım aday bir oyuncu. Onun çok için da iyi Emre Kılınç'a da hayırlı olsun diyelim. Haftaya da zaten Galatasaray Kulübü bunu açıklayacak. Formalarında yavaş satışa çıkar zaten haftaya. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen. Hayri Beşer, Oğulcan Çağlayan transferi. Emre Kılınç, neler söyleyeceksiniz? Aslında benim de notlarım arasında vardı. Tabii Aykut zaten transferlerle ilgili gerekli bilgileri verdi. İyi transferler. Bir defa çok fazla detaya girmeden şunu vurgulayayım. Emre Kılınç Galatasaray'da ilk 11 oyuncusu olabilecek potansiyelde bir isim. Yani sürekli olmasa bile birçok karşılaşmada ilk 11'de görebiliriz diye düşünüyorum. Galatasaray'daki kadro zenginliğinde dikkate alarak. Oğulcan Çağlayan'la ilgili Evren Turhan gibi düşünüyorum şu aşamada. Rotasyonda kullanılabilecek, belki aşama kat etmesi durumunda da daha fazlasını yapabilecek bir isim. Evet. Aynı zamanda Galatasaray'da transferi bittiği belirtilen, yani notlarım arasında yer alan bir isim, o da konuşuldu. Kerem Aktürkoğlu. Bu oyuncuyu yakından tanımıyorum ama onda çok potansiyel bir oyuncu olduğu belirtiliyor. Bunun yanı sıra şunu... Özür dilerim Cengiz Han, Kerem'in bu Anagolt maçında... Ki gollerini de bir izleyelim hazır Hayri Beşer değinmişken. Beni çok etkileyen isimlerden biriydi oyuncu. Evet, Galatasaray'da yerli, hakikaten yetenekli oyuncuları daha fazla göreceğiz önümüzdeki sezon. Bir maça tamamı yabancı oyuncularla çıkmış ve bu yönüyle eleştirmiş bir Galatasaray'ın burada bir yerlileşme görüntüsünün de daha sempatik geleceğini düşünüyorum. Hem sarı kırmızılı camiaya hem Türk kamuoyuna. Ayrıca şunu belirteyim, Galatasaray'dan söz açılmışken notlarımda olanlardan hareketle Fatih Terim'in Kerem'in yönetim... O golü, özür dilerim, o golü de ekranlarınızda. Galatasaray'ın yeni transferi, muazzam bir teknik var ya. İnşallah çıkışını sürdürür tabii. Türk futbolunun çok şey beklediği isimlerden biri, gencecik 21 yaşında. Topu çekmesi, kaleye bakması, vurması falan değil mi? Harbi. Yani yere sağlam baksıyor. Fizik olarak güçlü, belli ki çabuk, ayakları iyi. Yani bunları anlamak için bazen çok fazla izlemeye gerek yok Mustafa. Öyle bir oyuncu, o potansiyeli zaten ben buradayım diye avaz avaz bu gol söylüyor. Da öyle yine. Soldan ceza alanına girdi bir sağ plase. Müthiş. Ya bu klas ister. Değil yani mi? Hani topçu olmak vardır, bir de futbolcu olmak vardır. Yani şuradaki eksiltme... Yani yaptığı kandırmacalar. Tabii. Değil mi? Çok rahat geçiyor rakibi. Yani kanaatimce iki ayağını da kullanıyor. Ben yani çok yakından tanımıyorum. Şu görüntülere dayalı yorum yapıyorum ama oyuncu inceleyeceğim ben de. Potansiyel bir oyuncu görüntüsü var. Şunu da söyleyeyim Mustafa. Galatasaray'da önümüzdeki sezon Fatih Terim, Ali Yavuz Kol, Süleyman Luş ve Emin Bayram'dan da daha fazla yararlanmayı düşünüyormuş. Bu arada Evren Turan'da muhtemelen bilgisi vardır. Başkan Can Aydın ve yönetimle Fatih Terim arasında bir görüşme geçiyor Arda Turan konusunda. Fatih Hoca da başkanı ikna etmeye çalışıyor. Netice nedir onu çok fazla bilemiyorum. Ayrıca... Kadroda var mıydı Arda Turan var. Sevgili Evren? Var. Tabii canım, Arda Turan da söyleyebilir. Zaten söyledim de beni kimse herhalde dinlemiyor yani. Ben anlamadım. 2-3 yani haftadır söylüyorum ama. Yok, sen Fatih Hoca önümüzdeki sezon. Ben hayalette falan mı görüştüm yani? Ben hocayla görüşmedim de. Evet. Hoca böyle bir şey zaten bana demese yani veya böyle bir şeyi bana söyleme dese söylemem zaten. Tabii. Ama böyle bir normal bir şey konuşurken bunlar gelişti. Arda Turan da hoca istiyor. Arda Turan da gelecek yani. Yönetim bir şekilde kabul edecek. Devre arasında olmamıştı. Olmayanı şimdi olacak. Oldu ya, oldu. Sen öyle ver. Yani, oldu Galatasaray. Yani Arda Turan gelecek. Yani başkan ikna oldu. Yönetim de buna olaya sıcak bakıyor. Hocayı kırmayarak bu işi güzel bir şekilde... Yapacaklar çünkü Arda Galatasaray'ın evladı, kötü, iyi, çok konuştuk onları. Yani bunları bir daha konuşmayalım, hatalar matalar. Tabii. Sen şu an Arda'nın son halini gördün mü? Çalışmasını falan, vücudunu. Nispeten iyi değil mi? Erken başlamış. Adam manyak gibi çalışıyor yani artık Fatih Hoca istiyor, bu kadar sorumluluk var. Olaylar büyüşmüş, herkes Arda'yı konuşunca ortalığı birbirine kattılar, yönetimle hocayı birbirine soktular. Bin tane olay oldu biliyorsun.
Onun için Arda bu saatten sonra gelirse de ölümüne oynar yani. Ha, 40 maç oynamaz sana belki, 20 maç oynar. Ama oynar, adam gibi oynar. Mücadelesini de yapar. Arda öyle bir çocuk. Ben de bir iki defa